Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, salatu vesselamu aleyke ya Hatemen Nebiyyin. Kıymetli izleyenlerimiz, Mekke devrine şu şekilde bakmamız daha uygun olur. Müslümanlar açısından Mekke devri işkence, ızdırap, sıkıntı, meşakkat olarak gözükebilir. Yalnız iman ehli için imtihan, aşkın, şevkin, muhabbetin ve İslami hassasiyetin zirvede olduğu bir devirdir. Mekkeli müşrikler için birkaç sebepten dolayı İslam dinini kabul etmedikleri, azgın, taşkın, cahil olarak kaldıkları bir devirdir. Mekkeli müşrikler kıskançlık, ekonomi, dini, örfi bazı eksikliklerden dolayı İslam ile müşerref olamadılar. Mekke'nin ileri geleni Mughira bin Velid, Mekke'de benim gibi Mekke'nin bir reisi var iken, Taif'te Beni Sakif'in reisi var iken, zavallı yetim olan Muhammed'e mi kaldı peygamberlik diyecek kadar kibirli. Kur'an-ı Kerim Zuhruf suresinde bundan bahsederken, Bismillah. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. İki tane büyük şehir var. Bir Mekke, bir Taif. Orada daha değerli insanlar var iken indirile indirile Kur'an-ı Kerim Mekke'de bir yetim fakire mi indirildi diye kibirlerini ve kimliklerini ortaya koyan, her ortamda bunu dillendiren Mekke'nin ileri gelen kibirli müşrikleri vardı. Bunlar ekonomi sebepten dolayı fakir olanı, gücü kuvveti az olanı ezdiklerinden dolayı ellerindeki var olan nemalanmış oldukları bu nimetlerin gitmesini asla arzu etmiyorlardı. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinden itibaren Hilful Fuzul Erdemliler Birliği teşkilatına üye olması ve fakiri fukarayı, köleleri, garipleri gözetmesinden dolayı İslam dininin ilk inananlarının ekseriyet olarak köle, fakir, biçare insanların olması ile onlara karşı yapmış oldukları işkenceler, ızdırap ve sıkıntılar Mekkeli müşriklerin ekonomi, içtimai ve yine aynı herhangi bir sosyal sebepten dolayı işlerine gelmiyordu. Ama İslam dini sosyal ve içtimai hayatta herkesin eşit olduğunu, Allahu Ekber, Allahu Ekber nidasını duyan her bir ferdin camiye koşup birinci saftan itibaren bir tarağın dişleri gibi aynı eşit mesafede siyahi, beyaz, sarışın, esmer, kumral fark etmeden maddi boyut olarak zengin, fakir ayrımı yapmadan, amir, memur ayrımı yapmadan aynı safta bir arada bulunması Mekke'nin ileri gelen zavallı, İslam dini ile müşerref olmayan kibirli müşrikler tarafından hoş karşılanmamıştı. Mekke devrinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl boyunca
inen ayatü beyinatı, Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. 93'ü Mekki'dir. 93 tane Mekke'de inen sure Allah'ın varlığından, birliğinden, Rabbimizin emir ve buyruklarından, yine cennet ve cehennemden, aynı şekilde toplumsal, sosyal olaylardan bahseden sure içerisindeki ayeti kerimeler Mekkeli müşrikler tarafından hiçe sayıldı, kale alınmadı, istihza alay vesilesi yapıldı. Yalnız Mekke devrinde kazanan her zamanki gibi iman ehli oldu. Biz Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir diyoruz. En son muhacir Mekke'nin fethine geldiklerinde yolda Müslümanlar ile karşılaşan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'tır. Allah ondan razı olsun. Mekke'li müşriklerin Müslüman olmadıklarının sebeplerinden bir tanesi de siyasi bir sebepti. Haşimoğullarını çekemeyen Mekke'nin diğer kabileleri, Adi oğulları, Mahzum oğulları, Ümeyye oğulları, bunların her bireri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabilesi olan Haşim oğullarını çekemeyen, haset eden kabilelerdi. Bu hasetçilikten dolayı nasıl olur da Haşim oğullarından bir peygamber çıkar edasıyla bu peygamberlik, nübüvvetlik güzelliğini, Allah'ın emir ve buyruğunu haset ve kinden dolayı, kıskançlıktan dolayı kabullenememişlerdi. Tıpkı Yahudilerin nasıl olur peygamber, ahir zaman nebisi bizden çıkmaz da Araplardan çıkar sözünde olduğu gibi. Mevla hidayeti nasip ettiği zaman Bismillah inneke la tehdi men ehbebete velakinnallah yehdi men yeşâ. Ey Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sen birisinin hidayetini istesen ve sevsen bile hidayeti verecek Hazreti Allah'tır. Rabbim bizleri Kur'an'ın yolunda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, izinde olan, sırat-ı müstakim üzere daim ve kaim olanlardan eylesin. Kureyşlilerin İslam dinini kabul etmekte zorlanmalarının sebeplerinden bir tanesi de ekonomik sebeptir. Kureyş'in, Mekke'nin ileri gelenleri mal mülk sahibi olan insanlardı. Ticaret yapan insanlardı. İslamiyet eşitlik ilkesiyle hareket eden bir din olduğundan dolayı Mekke'nin ileri gelenleri fakirleri ezen, yoksulları hiçe sayan, güçsüz, kuvvetsiz olan kişileri köle olarak, emir eri olarak kullanan insanlardı. Ellerindeki bu ekonomik güzellikler yok olmasın diye İslam dinini kabul etmeyişlerinin sebeplerinden bir tanesidir. Her ne sebep olursa olsun, Mekke'nin ileri gelenleri ciddi bir hüsran ve zarar içerisinde kalmışlardır. Mahrumiyetleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Kerim'in nurundan istifade edemeyişlerindendir. Efendimiz gibi ahlaki güzellikleri kendilerince de kabul görülen bir zatından istifade edemeyişlerindendir. Rabbim hem Kur'an-ı Kerim'den
hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesinden istifade etmeyi, nurlanmayı cümlemize nasip eylesin. Bir sonraki Siyer-i Nebi dersinde görüşmek ümidiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.